Merhaba arkadaşlar. Sağlıklı ve mutlu günler. Ben Gülsen. YouTube'dan Gülsen. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bizler bugün salça yapıyoruz. Biber salçası. Biberi aldık. Doğruyoruz şu anda. Doğrama aşamasındayız. Bu içini temizliyoruz. Biz iç kısmının şu etlerini atmıyoruz. Bunları da, çekirdeklerini temizliyoruz. Bunları da kullanıyoruz. Çok güzel oluyor. Şöyle doğruyoruz. Bunu tuzlayıp bekleteceğiz biraz. Böylesini işte ara ara tuzlamalar yapıyoruz. Ara ara doğruyoruz. Bilmiyorum, herkes değişik yapıyor belki. Biz böyle yapıyoruz. Arkadaşlar, tuzladık. Bir müddet bekledikten sonra ateşe oturttuk. Şimdi kaynatıyoruz. Biraz yumuşayınca altını kapatacağız. Arkadaşlar, kaynadıkça kazandan iniyor aşağıya doğru. İndikçe tekrar ekleme yapıyoruz böyle doğradıklarımızı. Sürekli bunu yapacağız. Doldu mu kapatacağız altını. Şöyle pişince bu kadar oldu mu kapatıyoruz. Biraz bulanık oluyor. Şöyle. Öbürü de pişiyor. Bunu şimdi soğutup sonra robota vereceğiz. Arkadaşlar, pişti bizim. Bayağı pişirdik biz bunu. Şimdi soğumaya bıraktık. Bekliyoruz soğusun. Sonra robota vereceğiz inşallah. Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar, bizim biberler, kaynattığımız biberler soğudu. Robottan geçirip şu vaziyet, robottan geçirdik. Şimdi süzgüden geçireceğiz. Böyle oluyor işte. Biz böyle yapıyoruz. Bir daha kaynatacağız çünkü biz bunu. Süzgüden böyle geçiriyoruz. El değmedi mi sanki tadı olmuyormuş gibi geliyor. Bir de biz böyle yapıyoruz. Annemden öyle öğrendik. Rahmetli annemden. Böyle oluyor. Tencereye koyduk. Kaynatacağız. Bunca sizinle paylaşacağım inşallah. Biz çıkan şeyleri var. Parçaları var. Kabukları. Onları da kurutuyoruz. Kurutup baharat gibi kullanıyoruz yemeklerde. Çok güzel oluyor. Bilmiyorum, belki sizlerden de yapanlar vardır kesin de. Böyle aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Böyle makineden geçirdiklerimiz. Bu kaynattığımız. Böyle süzgüden geçiriyoruz. Bu süzgüden geçen. Biraz uğraştırıcı ama sonuç çok güzel oluyor. Biz çok seviyoruz ve uzun süre dayanabiliyor. Gördüğünüz gibi bayağı güzel oluyor. Bundan da baharat yapacağız inşallah, kurutup baharat yapacağız. Arkadaşlar, yine ocağa koyduk. Tekrar kaynatıyoruz. Bu böyle kaynayacak. Biraz katılaşacak. Bir kaşıkla kalırsın. Bayağı sıvı. Daha bu kaynaması lazım. Biber salçası yapıyoruz. Domatesi daha önce yaptık. Şimdi biber yapıyoruz. Az yapmıştık. Tekrar yapıyoruz. Allah nasip etsin de hayırlısıyla yiyelim. Herkesin yaptığını kendine nasip etsin inşallah. Amin. Kaynamaya başladı. Çabuk olacak gibi. Baksana, katı. Bayağı kıvamlı.
güzel bir biber. Etli bir biberdi. Bizim burada komşu satıyordu, ondan aldım. Robot çalışıyor tabii ki. Benim sesimi duydunuz mu bilmiyorum. Arkadaşlar kaynamaya başlayınca şöyle fırlatmaya başladı. İkinci bir tencereyi aldık. Evin içi olunca böyle kötü oluyor. Bahçe olsa böyle olmaz belki de. Ama bizde bahçe yok. Ev olunca mecburen her taraf batmasın diye daha büyük bir tencere aldık. İkinci bir tencere bu. Maşallah. Allah sağlıkla yedirsin. Huzurla mutlulukla inşallah. Amin. Amin. Şöyle çok kaynıyor. Ama felaket atıyor kenarlara. Biber biraz daha asitli olduğundan herhalde. Domates böyle değildi. Emek, emek. Hep emek. Bayanların işi emek. Allah herkese kolaylık versin. Emek ise yemek nasibi. Amin, amin. Allah sağlıkla yedirsin. Herkesin kendi yaptığını. Bütün uğraşlarını, emeklerini Allah'ın sağlıkla yedirsin. İnşallah. Ailece. Huzurla, mutlulukla yemek nasip olsun. Amin. Hepimize inşallah. Amin. Emekte lezzet vardır. Aynen. Çok ter akıtıyoruz ama sonuç harika. İnşallah sonuç güzel olacak. Az kaldı. Daha kaynayacak. Şunu boşaltalım mı? Sonu ama. Bitti ya. Bitti mi? Gaz kaldı. Az kaldı. Son bir iki seferlik verdi. Arkadaşlar içinden çıkan bu kadar. Böyle oldu. Şöyle. Bu alüminyum tepsi diye. Alüminyum tepsiye yağlı kağıt koyduk. Alüminyum iyi değil diye. Bir de şurada var. Bunları böyle yapıp güneşte kuruttuktan sonra götürüp kuruduktan sonra götürüp değirmende çektirip şöyle yapılıyor. Baharat olarak kullanıyoruz yemeklerde falan. Sos olarak güzel oluyor. Belki yapanınız vardır da ben fikir olsun diye söylüyorum. Genelde bazen yaptığımız şeyleri unutabiliyoruz. Ben mesela bazen unutabiliyorum kendimi bildiğim için. O yüzden öyle bir öneride bulundum. Ben de boş durmadım. Yine turşu yapıyorum. Salatalık turşusu. Bir de bir bamya turşusu. Salatalık turşusu da güzel oluyor. Arkadaşlar bamyayı yaptığım turşunun aynı tekniğini kullandığım için bunu tekrar sizlerle paylaşmak istemedim. Yani ben genelde tuz ve su kullanıyorum. Başka bir şey kullanmıyorum. Tabii olursa koruk da kullanabiliriz. Ama bende koruk yok. O yüzden böyle yapıyorum. Yoğurt alt suyu mesela. Ben ilk zamanlar kullanıyordum. Şimdi yoğurt yok evde. Yani suyu yok. Yoğurt varsa suyu yok. O yüzden böyle yapıyorum. Arkadaşlar katılaşmaya başladı. Ama çok felaket atıyor. Sağa sola dağıtıyor. Şu tencere çok dağıttı ama bayağı azaldı. İyice katılaştı. Birazdan sinirleri alırız artık. Biraz daha, az daha. Elime geldi. Bu hala daha yeni kaynıyor. Bunda biraz suyu var. Evet arkadaşlar bitti. Boşalttık sinirlere. Şimdi güneşe vereceğiz. Güneşte bu iyice kuruyacak. Biz böyle yapıyoruz. Saat 12.30 gibi başladık. Şu anda saat akşam 9. Anca işimiz bitti. İnşallah beğenirsiniz. İzlersiniz. Abone olmayı unutmayın. Gülsen Arslan Türk YouTube. Aboneliğinizi beğeni bekliyorum. Yorum ve beğeni bekliyorum.
Şimdiden teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bizden bu kadar. İnşallah beğenirsiniz. Hoşça kalın.